Erdoğan neden bu kadar riske giriyor? Erdoğan'ın derdi ne? Türkiye'nin ekonomisinin çöktüğünü, diplomasisinin çuvalladığını görmek için adeta yanıp tutuşanlara o duyguyu yaşat, o duyguyu yaşat. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklar. İşin özü çok açık. Düşük faiz, üretim, ihracat, cari fazla ve istihdam. Üretim, üretim, üretim. Yola devam. Buna güçlü siyasi irade ve siyasi istikrarı da eklerseniz, yol haritasının uygulanmasında bir kazaya meydan vermeden kısa ve orta vadede alınacak olumlu sonuçların hep birlikte yaşanmaması için hiçbir engel olmadığını da görürsünüz. Daha çok istihdam oluşturacağız. Daha çok ter dökeceğiz. Daha çok emek vereceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız. AK Parti iktidarları boyunca yol, hastane, köprü, tünel gibi büyük altyapı yatırımlarına ağırlık verildiği doğrudur. Bu dönüşüm büyük ve modern devletler ligine girme iddiasındaki Türkiye için zorunlu bir eşikti ve başarıldı. Şimdi sıra üretim, yatırım ve dolayısıyla istihdama yönelik büyük adımlara geldi. Bu da ancak rezerviniz ne kadar güçlü olursa gerçekleşebilir. Dışa bağımlılığınız ne kadar azalırsa o kadar güçlüsünüz demektir. Kendi rezervin, kendi gücün şeklinde özetleyebileceğimiz bu formülün adımları zaten başta enerji ve savunma sanayi olmak üzere yerli ve milli kaynakların oluşmasına yönelik adımlarla bir süredir başlatıldı. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlasınlar. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıya servis edeceğiz. Günümüzde ekonomiyi yönetmek kadar, hatta ekonomiyi yönetmekten ziyade algıyı yönetmenin daha önemli olduğu da bir gerçek. İşte bu yüzden şeffaf olmak, anlaşılır olmak ve olumsuz algı yaratmak isteyenlerin çabalarını boşa çıkaracak türde sürekli bilgilendirmek çok ama çok önemli. Tüm dünyayı son 2 yıldır esir alan pandemi yüzünden gelişmiş ülkelerin istisnasız hepsinde görülen tedarik ve üretim sıkıntısının bütün dünya ekonomilerini olumsuz etkilediği bir gerçek. Bu gerçeği görmezlikten gelip sadece Türkiye'nin sıkıntı yaşadığı algısını sunmaya çalışanlara karşı Türkiye'nin son 3 yılın en yüksek cari fazlasını verdiğini ve G20 ülkeleri içinde en yüksek büyüme rakamını yakaladığını anlatmak yetmez. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Enflasyon şu bu gibi yani yok hıyarmış yok salataymış filan bunlardan kaynaklanan bir şey değil. Enflasyonu doğuran ana sebep faizdir, faiz. Bunu öğreneceksin. Faiz zengini daha zengin yapar. Fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım. Ve bu işi çözmemiz lazım. Ve çözeceğiz. Er geç çözeceğiz. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Cari açık bir ülkenin her an borçlanarak, her borçlandığında daha fazla faiz ödeyerek, her ödediği borca karşı günün birinde daha yüksek faiz oranlarıyla karşılaştığı dış borç sarmalına giden yoldur. Tükettiğinden az üreterek, üretim açığını ise yabancıların ürettikleriyle kapatarak kendi sanayisini güçsüz bırakma döngüsüdür. Eğer paranız rezerv para sayılan paralardansa bu sorun olmaktan çıkabilir. Zira açık verdiğiniz her dönem için matbaadan kağıt alıp basmanız borcunuzu ödemenize yetecektir. Verilen her cari açık, ilk başlarda sıcak parayla sübvanse edilse de günün sonunda sıcak para geri çıkarken dış borca eklenir gider. İşte gelişmekte olan ülkeler için
haksız döngü ve sorun burada başlar. Uluslararası borç verenler veya kredi derecelendirme kuruluşları, X ülkesinin siyasi nedenlerle itibarsız hale geldiğini kredi notunu düşürerek ilan eder. Bu algı, itibarsızlaştırmak istenen ülkeye yeni borç vermenin aniden durmasına neden olur. Yani bu ülkeye para akışı aniden kesilir. Yeniden finansmana erişimi olmayan hükümet temerrüde düşmeye zorlanır ve böylece siyasi olarak çıkmaza sokulmaya çalışılır. İşte gelişmekte olan ülkeler için haksız döngü ve sorun burada başlar. Erdoğan'ın dur demek istediği döngü tam olarak budur. Bu nedenle yüksek faiz, düşük kur, cari açık, dış borç merkezi yapının gelişmekte olan ülkemiz için ne kadar büyük risk barındırdığı ve kırılgan olduğunun, geçmişte olduğu gibi ülkeye sıcak para sokanların ülkeyi istedikleri zaman nasıl krize sokabileceklerini umarım anlamışsınızdır. Sevgili milletim, Türkiye gibi misyon sahibi bir ülkede hiçbir hadise rastgele yaşanmaz. Hiçbir karar tesadüfen alınmaz. Hiçbir eylem bilinçsiz yapılmaz. Biz ne yaptığımızı da, niçin yaptığımızı da, bunun sonucunda nelerin ortaya çıkacağını da gayet iyi biliyoruz. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak neredeyse 20 yıldır dünyada birlikte çalışmadığımız lider, içinde bulunmadığımız platform, arka planına vakıf olmadığımız hadise kalmadı. Avrupa'nın ve dünyanın en kıdemli lideri olarak tüm bu tecrübeler ışığında ve kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini sonuçlandırarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Milletimiz emin olsun ki bu hedefe çok yaklaştık. Dışarıda ve içeride artan gürültülerin sebebi bu gerçeğin herkes tarafından bilinmesidir. Kardeşlerim, bayraklar farklı, lisanlar farklı, çehreler farklı, ifadeler farklı olabilir. Ama amaç aynıdır. O da büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önünü kesmektir. Ama onların bilmediği bir şey var. Milletimizle birlikte diplomasinin de, siyasetin de, ekonominin de dilini çözeli çok oldu. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Başaramayacaksınız. Ya bu ülkenin bağımsızlığını, bu ülkenin vakarını, bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da nefesiniz tükenene kadar içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu Yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.